Dünyanın en büyük pizzasını yapacağız ve o pizzayı bu arabanın üstüne koymaya çalışacağız. Ama bunu nasıl yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, şimdi dünyanın en küçük arabasını bulacağız, dünyanın en büyük pizzasını yapacağız ve bunları birleştireceğiz ve bu ortaya çıkacak. Daha önce Amerika'da Big Mama's Pizza diye bir pizza firması bunu zaten yapmıştı. Ve ben de bu fikri Amerikalı YouTuber Airrek'ten öğrendim. Dünyanın en büyük pizzasını koymak için de dünyanın en büyük pizza kutusuna ihtiyacımız var. Şu anda birkaç tane marangoza mesaj atacağım ve onlara da aklımdaki kutuyu ne kadar yapabileceklerini soracağım şimdi. Ben yapayım kutuyu. Eğer ben yapacaksam gidip kutu almam gerekiyor. Şimdi kartonu almaya gidiyoruz. 13 kilometrelik bir yolumuz var. Yaklaşık 25 dakikalık bir araba sürüşünden sonra gidip sadece kartonlara bakacağız. İşimize yarıyor mu yaramıyor mu diye. Hayırlısı bakayım. İnşallah işimize yararlar. Boyu kurtarır ama eni... Eni öyle bir seçenek yok değil mi? Hem eni uzun hem boyu uzun. Yok. Tam o sırada bütün hayalleri yıkılmış küçük bir çocuk gibi neredeyse ağlayarak eve arabayla geri dönüyorduk. Ve biz tam vazgeçmişken bizi geri aradılar. Bize bakabilecekleri bir yer daha olduğunu söylediler ve hemen oraya gidip kartonu aramaya başladık. Ve tabi o sırada ülkecek en sevdiğimiz şey olan iş makinesi izleme olayını yaptık. Daha sonra tam ihtiyacımız olan kartonu bulduk ama birazcık dikkatli bakarsak yüzümden de anlayacağımız gibi bir problem var. Bunu arabaya nasıl sığdıracağım? Var imkanı yok, sığmaz gibi. Bu arabaya nasıl sığdıracağım? Bu arabaya sığmayacak. Araba yok oğlum. Araba artık cidden yok. Böyle gitmez. Keşke oyun kanalı olsaydım. Kartonlar şu anda burada şöyle duruyorlar. Böyle bir yolculuk yapacağız şimdi. Niye bunu biz düşünmedik? Biz bu arabanın tepesine nasıl koyacağız bunu? Hiçbir fikrim yok ne yaptım konusunda. Bu kadar büyük pizzayı nasıl yapacağız lan biz? İmkanı yok. Daha sonradan neredeyse 3 hafta boyunca sabah akşam demeden kutuyu yapmaya başladım. Aldığım malzemeler işime yaramıyordu. Kullandığım uhular kutuları birbirine yapıştırmıyordu. Ama ne olursa olsun hazırını 3500 liraya alabileceğim kutuyu ben kendim 1200 liraya mal etmiştim. Aynı zamanda kutuyu hazırlarken de dünyanın en küçük arabası bize lazım olduğu için gidip galerilerle görüşmeye başladım. Bu arabayı 3 aydır çektiğim için arabanın en başıyla şu anki arasında bayağı bir fark var. Delimin eli arabalarımızı değiştirdiğimiz bir video yapmıştık. O da sağ olsun bana YouTube'a geri dönüş olarak böyle bir sürpriz yapmıştı. Arada o yüzden öyle bir fark var şu anda. Çünkü bu videoyu gerçekten 2 aydır çekmeye çalışıyorum. Bu video beni çok yordu ya. Böyle düşündüğümden çok daha zor bir video oluyor şu anda. Şimdi galeri gezmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz ilk galeri bize aracı vermedi. Şimdi burada bir tane daha var, ona da soracağız bakayım. Hadi inşallah verir bu sefer. Bu galeri arabayı vermedi. Şimdi buraya da uğrayacağız. Buraya da bir bakacağız. Tahmin edebileceğiniz üzere burası da vermedi. Biz de listede son sırada olan arabayı görmeye gittik. Oğlum bu iyiymiş ha. Bu olursa çok iyi. Bu olursa çok güzel olur gerçekten. Gel bakalım konuşmaya dene. Hadi. Ne diyorsun abi? Valla yapabilirsek olmaz gibi ama yapabilirsek söz vermeyelim. Yapabilirsek. Tamam abi haberleşelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Kanka ne yapacağız bu işi? Bence vermeyecekler. Vermeyecekler mi? Alabilirim gidip her an şimdi anahtarı üstünde. Gece galeri soygunu gelmedi mi? Ve sizin de tahmin edebileceğiniz üzere buradaki arabayı da alamadık. Dünyanın en büyük pizzasını yapıp dünyanın en küçük arabasına koyma planımız artık iptal olmuştu. Biz de artık yapacak bir şey yok deyip kendi arabamızın boyunu ölçmeye başlamıştık. Ve tam arabanın boyunu ölçerken komşumuz gelip bize ne yaptığımızı sordu. Sence arabayı ölçüyoruz şu anda, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu arabanın tavanı kadar komple pizza yapacağız. Danilo, gel bul beni. Danilo şef, Danilo zanne. Afiyet abi. Ellerine sağlık ya. Vallahi ellerine. Hop bırak bırak. Lan şişt şişt. Yeme lan dur. Yeme bırak. Kaç. Lan hala yiyor. Bırak hala bırak. Yiyor. Çık 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 çık. Çık çık. Biz pizzayı yaparken de arkadaşlarımız dünyanın en büyük pizza kutusunu arabanın üstüne koymaya çalışıyorlardı. Ve tam o sırada bize bir telefon geldi. Alo. Kanka biz arabaya gittik, geliyoruz şimdi. Neredesiniz? Tamam, tamam, tamam çıkıyoruz hadi. Arabayı yapmışlar. Şimdi gidip arabayı ilk kez göreceğiz daha. O halini, tam halini görmedik daha. Oğlum süper lan. Ve evet,
Neredeyse 3 hafta uykusuz kalıp gecemi gündüz edip uğraştığım pizza kutusunu sonunda arabanın üstüne koyabilmiştik. Size basit bir pizza kutusu gibi gelebilir ama bu pizza kutusu bana gerçekten bir şey için uğraşırsanız yapamayacağınız hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Kapağı kilitli. Bunun için de dünyanın en büyük pizzasını taşıyacağız. Bir güvenlik önlemi almamız lazımdı burada. Ama onun kilidi nerede bilmiyorum şu an. Cüzdana koyduk değil mi yedeğini? Dur hemen getirip geliyorum. Geldi. Bu değil lan. Ah tamam buymuş. Hadi pizzayı yapmaya devam edelim. Sonuz bir şekilde pizzayı yapmaya devam ettik. Önce bir tepsi giriyor, sonra diğeri çıkıyor, sonra yenisi giriyor, sonra yenisi çıkıyor. Neredeyse 3 saat boyunca pizza yapmaya çalıştık hep beraber. En sonunda da pizzaları kutuya yerleştirdik ve kutuyu alıp arabanın üstüne koyduk. Bir sonraki videoda bunda pizza yapma gelir mi? Aslında mantıklı. Onu da yapalım bir dahakini. Daha sonra yaptığımız pizzalardan biz de biraz yedik. Ama hala çok fazla pizzamız vardı ve biz de arabaya atlayıp o pizzaları gidip öğrencilerin takıldığı bir yerde dağıtma kararı aldık. Arabadan giderken de herkes bize bakıyor gibi hissediyordum. Full yol boyu herkes bize bakıyor gibi hissediyordum. Beyler pizza yer misiniz? Beleş ya gel. Lan gel lan gel. Lan gel. Bedava pizza ya gel. Afiyet olsun. Ne demek? Arkadaşın da alsaydı. Beyler. Gelin pizza ikram edelim. Beleş beleş beleş. Afiyet olsun teşekkür beyler. Ederim. Afiyet olsun. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Çok büyük bir pizza yaptık. Size de ikram etmek isteriz. Gelin yiyin. Bedava. Çok büyük. Arabanın üstü kadar. Oğlum adam yine pizzayı almış gitmiş oraya bak bak. Arada saklamış pizza yiyor ya. Gel oğlum buraya. Lan kaçma lan gel. Afiyet olsun. Veriyoruz size de ha. Başkan içine bir şey koymaz mısın? Yok oğlum lan. Ver ben yiyeyim bir lokma korkma içinde bir şey yok. Afiyet olsun. Çocuk doğru söylüyor ama. Ya koymuş olsa. Abi gelin pizza yiyin ya. Gel gel. Gel abi gel. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Abi siz şimdi tezgah iş yapacak mı? Devam edecek mi? Açmaya mı? Ben size vereyim. Siz de gelen giden öğrencilere de tezgahınızdan ikram edersiniz abi. Abi şimdi poşet getirecek. Ona bayağı bir pizza vereceğiz. O da tezgahında gezerken gördüğü öğrencilere verecek o pizzayı da. Biz her yere yetişemiyoruz şu anda. Bedava. Para almıyoruz bak. Afiyet olsun. Bu 5. parti falan oldu senin. Gel lan gel. Gel lan gel. Para almıyoruz. Çok keyifli lan böyle insanlara bir şeyler vermek, mutlu etmek harbi keyifli. Ve pizzaları neredeyse bitirecek dereceye getirene kadar dağıtmaya başladık. Videonun bu kısmını ise sizlere teşekkür etmek için kullanacağım. Gerçekten geri dönüşümde bu kadar sıcak karşılanacağımı beklemiyordum. YouTube'a dönmeyi düşündüğüm her gün insanlar acaba ne yorum yapacak, insanlar ne diyecek diye düşünerekten geçirdim. Ama sizin bana yaptığınız yorumlar, bana attığınız mesajlar gerçekten çok güzeldi ve gerçekten hepsi için çok teşekkür ederim. Bu saatten sonra da sizler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ve sizin de sevdiğiniz şeyi yapmanızı istiyorum. İnsanların ne diyeceğini veya ne düşüneceğini umursamayın. Ve unutmayın. Kimin umurunda ki?